Evet, milföy hamurumuzun iç malzemesini hazırlıyorum. Bir tane küçük soğanımı doğruyorum. İnce ince şeritler yapıyorum. Bu şekilde. İnce kesiyorum. Öncelikle ince şeritler yapıyoruz. Sonra küçük küçük kesiyoruz. Aynı şekilde yeşil biberimizi de, İki tane kırmızı biber, iki tane de yeşil biber kullanıyorum. İç malzemesi olarak bir tane tavuk göğsü, bir kase de şöyle kültür mantarı, yeşil biber, kırmızı biber, soğan ve baharatlar kullanacağız. Kimyon, karabiber, pul biber. Böreğimizin içi hazır olmuş oluyor. Tabii milföy hamurunuzu da dolaptan çıkarıyorsunuz, yumuşasın. Çok yumuşamasını beklemeden hazırlayacağız. Evet, mantarların kesimini geçtim. Mantarları da ufak ufak kesiyorum. Böreğimizin içine konacağı için ufak olması lazım. Şimdi sırasıyla önce soğanımızı koyacağım. Sonra biberlerimizi, mantarımızı koyacağız. Ve yarım çay bardağı kadar da süt koyacağız. Evet, ne yaptık? Soğanımızı koyduk. Arkasından biberlerimi ekledim. Mantarımı koydum ve mantar suyunu çekene kadar biraz pişireceğim.
Sonra etimi koyacağım. Biliyorsunuz tavuk göğsü ufaladık. Evet, tavuk etimizi de ekledik. Birazdan bir çay bardağına yakın sütümü de ekleyeceğim, karıştıracağım ve en son baharatlarımı koyacağım. Böreğimizin içi hazır. Evet, sütümü koydum, baharatlarımı da koydum. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, milföy hamurlarım yumuşamışlar. Bir tanesine iki tane çıkarttım. Bu şekilde uzun olarak. Bir tanesine böyle şeritler açtım. Üzerine kapatacağım o zaman. Birer parmak kalınlığında. Şimdi şunun üzerine malzememizi koyuyoruz. Görebiliyor muyuz? Şu görüntü çok güzel oldu. Bu şekilde bir tanesinden malzememizi dolduruyoruz. Diğerini de şerit yaptım. Gördüğünüz gibi bunu da şimdi üzerine koyacağım. Yapacağımız şekli göstereceğim. Filmi üzerine kapattım. Evet, bu şekilde bir şekil oluyor ve kenarları da çatalla şu şekilde kapatıyoruz. Evet, böyle bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Gerekliyiz. Pişirme yapalım. Üzerine yumurta sosu süreceğiz. Ve kıvamı. Afiyet olsun.